Merhaba, ben Umut. Size Disney Channel'dan sihirli haberler getirdim. Bildiğiniz gibi bu hafta Soylunan'ın 4 bölümü daha yayınlandı. Eğer o bölümleri izlemediyseniz buradan sonrasında spoiler olduğunu biliyorsunuz. Amber sonunda Luna'nın Sol Benson olduğunu anladı. Ben zaten böyle olacağını tahmin etmiştim. Ama şaşırtıcı kısım burası değil. Bayan Benson oldukça ilginç bir şekilde Amber'a tamamıyla dürüst oldu. Ama Sharon'a güven olmaz. Amber'ın saçlarını tıpkı kendi saçları gibi topladığı sahnede onu nasıl da manipüle ettiğini hepimiz gördük. Tek derdi aslında para olmasına rağmen Amber'a "benim tek ailem sensin" gibi laflar ederek onu nasıl da kontrol ettiğini gördünüz mü? Böylece Amber, Luna'nın gerçeği öğrenmemesi için her şeyi yapacak bir hale geldi. Ayrıca Luna'ya öfkesi tekrar ortaya çıktı. Onun her şeyi kendisinin elinden aldığını düşünüyor. Yani arkadaşlarım, tekrar en başa döndük. Ayrıca Amber'ı manipüle eden tek kişi Sharon değil. Benicio da sürekli Amber'ı etkileyerek onu kötü şeyler yapmasına neden oluyor. İşte biliyorsunuz, kristal pateni kırmak gibi falan. Bu sefer de onun duygularıyla oynayarak Amber'ı kendisine aşık etmeye çalışıyor. Ama Amber, planı için mi yoksa gerçekten öyle hissettiği için mi bilmiyorum, Simon'a Benicio'ya karşı hiçbir şey hissetmediğini söyledi. Arkadaşlarım, ben artık Amber'ın Simon'a karşı ne hissettiğini, ne düşündüğünü gerçekten bilmiyorum. Hazmi'nin her yerde bitme özelliği bu hafta gerçekten işe yaradı. Benicio'nun suç ortağının Amber olduğunu anladı. Ama bunu kanıtlayabilecek mi? Yoksa Amber yine kendini kurtaracak mı? Orasını bilemiyorum. Nina'nın Gaston adına Oxford'a başvurduğunu ve bu yüzden büyük kavgalar ettiklerini hatırlıyoruz. Ve işte o başvurunun sonucu geldi. Gaston, Oxford'a girmeye hak kazandı. Yani tam da birbirlerine kavuşmuşken araya mesafeler girdi, girecek. Ama Nina, Oxford'a değişim programıyla başvurup son senesini Gaston'la birlikte okumaya karar verdi. Fakat Gaston, böyle bir fedakarlık yapmasına gerek olmadığını düşünüyor. Ama Nina çok kararlı. Fakat biliyorsunuz, önünde çok büyük bir engel var. Annesi. Matteo'nun röportajda onun lafını kesip sürekli Simon'u küçük düşürmesi ve bunların hepsinin de Bruno'nun bir planı olduğunu öğrenmesi Simon için son damla oldu. Ödülden vazgeçip anlaşmayı sonlandırmaya karar verdi. Çünkü o sadece tutkuyla müzik yapmak istiyor. Böyle entrikalarla şöhrete kavuşmak değil. Diğer yandan Juliana'nın kristal patenini kıran kişinin Benicio olduğunu Simon, Luna ve Juliana ile birlikte öğrendi. Ve böylece de Simon'un Benicio hakkında söylediği her şeyin aslında doğru olduğunu öğrenmiş olduk. Ona en başında asla güvenmeyeceklerdi. Çocuklar da artık buna ikna olunca onu evden kovdular. Dahası Juliana Benicio'nun Cem ve Roller'a girişini yasakladı. Yani sanırım artık ondan kurtulduk arkadaşlarım. Ama içimden bir ses "o kadar umutlanma Umut" diyor. Ayrıca Hazmi'nin kendisine söylediği sözler de Simon'un kafasını epey bir meşgul edecek gibi görünüyor. Ona Amber'a güvenmemesi gerektiğini, Amber'ın onu sadece kullandığını, yalnız kaldığı için onu yanında tutmaya çalıştığını söyledi. Simon bunları duyunca çok üzüldü. Fakat Amber'la konuştuktan sonra Amber'ın ona bunların hepsini Hazmi'nin kıskançlığından uydurduğunu söylediğinde ona inanır gibi oldu. Çok yakın bir zamanda Simoncuğumun kalbi kırılacak gibi hissediyorum. Lütfen öyle bir şey olmasın. Simon ve Matteo röportajından az önce bahsetmiştim arkadaşlarım. İşte bu röportaj Luteo'nun bitmesine neden oldu. Matteo Bruno'yu dinleyerek bütün röportaj boyunca Simon'un lafını kesti, onu küçük düşürdü, onunla resmen dalga geçti. Luna bu duruma inanılmaz sinirlendi ama başta Matteo'nun bunu sırf hırsından yaptığını düşünmüştü. Daha sonrasında bunların hepsinin Bruno'nun bir planı olduğunu ve Matteo'nun da bu planı kabul ettiğini öğrenince onunla ilişkisine daha fazla devam edemeyeceğine karar verdi. Büyük şip Luteo bitti arkadaşlarım. Ama bence sadece şimdilik. Çünkü ikisi de sürekli birbirlerini ne kadar çok sevdiklerini ve ne kadar çok özlediklerini dile getirip duruyorlar. Fakat Luna çok kırgın, çok kızgın. Matteo'nun şöhret uğruna bu kadar çok ileri gidebilmiş olmasını kabullenemiyor. Sana her şipin bir gün bitebileceğini söylemiştim Umut. Matteo ise düşen burnunu yerden almamaya devam ediyor. Luna'nın ona geri döneceğinden o kadar çok emin ki. Bence o kadar emin olma çilek çocuk. Bu sefer fazla ileri gittin. Ben bile kızgınım sana. Nina'nın madalyonlardaki son şifreyi çözüp Benson soyadını bulduğunu hatırlarsınız. Luna gidip Bayan Benson'a mücevhercinin müşterisi olduklarını bildiğini ve kendi kolyesini sipariş eden kişiyi tanıyıp tanımadıklarını sordu. Sharon ise elbette yine ona yanlış bilgi verdi. Ona bu kolyeyi sipariş eden kişinin
Roberto Munoz adında biri olduğunu söyledi ve Luna'nın araştırmasını yine çarpıttı. İyi şeyler olmuyor da değil. Ekip yarışmayı kazandı ve Meksika'daki finale gitmeye hak kazandılar. Ayrıca Giuliano'nun kalması için ona özel patenler hazırladıkları sırada yeni antrenör geldi. Neler olacak gerçekten hiç bilmiyorum. Luteo devam edecek mi? Amber Simon'dan gerçekten hoşlanıyor mu? Hadi bana yazın. Haftaya tekrar görüşürüz. Hoşça kalın.